Ya anne bana tepki ediyor. Ev, anne diyor. Ev ayırmaya ha. ayırırız ama. Afedersin e, Yok. evler başa almış Bir dakika, bir dakika, gidiyor. bir dakika, bir teyze. Evimiz büyük olmadığından evler bir de evde olmuş, sorunlar çıkıyor. Vallahi. Biz evimizi karar verdik, ayırıyoruz. Kaç kişi yaşıyorsunuz evde? Beş. Beş kişi. Bir de e, kardeşi ve kızı var. Kızı var, evet. Evden ayrılmak yani istiyorlarmış. Ev... Ya Bunlar ayrılma, ayrılmak istiyorlar de, ayrılırlarsa da ikisi yuva yürütebilirler mi onu da bilemiyorum. İ, i̇ki onu bir yürütürüz salonda o, o var, var yani orada Anne yürütürüz, yürütürüz anne. Ya tamam yürütürüz. Haberin var yürü mıydı? Bundan haberin var mıydı? Neyden? Ayrılmaz ağabey. Var. Var. Bayağıdır mı konuşuluyor bu? Efendim? Uzun bir süredir mi konuşuluyor? Anlamıyorum ki Ulan Söyle Bayram abi sen. Uzun süre yani yeni başladı ayrılma bir de şeyi. Esra şunu söyleyebilir miyim? Mi? Yok, hemen hemen de yani biz evimizi ayırırız. Yani ayrı evde otururuz, bilmem neler. Esra bir şey sorabilir miyim? Söyle. Evde kardeşim çalışıyor, kazandığı söyle. parayı... ...kendi ne yapıyorsa bilmiyorum artık ikinci bir evlilikte yani... ...diyor ki abi diyor, ben evleneceğim. Orada ev... da girmeye gerek var mı? Bir dakika, bir dakika. Ben evimin doğalgazını, suyunu, evinin marketini, her şeyini ben yapıyorum. Birlikte herkes yiyor. Hani Anne, annem bana bir de baskı yapıyor. Ne ben diyor ev... baskıda? Yani sen bu evin kirasını vereceksin. Ben Mert'ten sonra ben ayrı ev açarım. Kendi mutluluğum, kendi dolabımı doldururum. Biz Zeynep'le beraber mutlu bir hayat yaşarız. Senin de mi rahatsızlığın bu? Ben ilk evliliğim nasıl tek başıma böyle evimiz ayrı olduysa. Şimdi ilk evliliğimde mesela hani bu ilk evlenen kişinin annesi mesela ben ayrı ev bir şey demiyordu. Şimdi bu aralar... İkinci evliliği yaptım, ayrı ev açmamıza izin verilmiyor nedense. Yok verilmiyor. Ben yani sor niye vermediğini. Ona da gerekçesi ya var. Ya Onu zaten Yatalım, benle yapalım, değil zaten. Yapalım, Marem'le hı, konuşuyor yapalım. zaten Marem Yatalım, ayrı ev tutacağım diyor, tutacağım diyor ama e, tabii sıkıntı ol, olma. Siz'e güvenmiyor. Siz on, siz e, Zeynep mi? Öyle o, bir şey olmuyor. biz mairemi. biz anlaşıyoruz. bizde biz hiçbir şey yok. Sıkıntı yok da bizde. Arada yani. sıkıntı yani. Arada... Sor bakayım. Ona göre sıkıntı var mıymış? Bu sizin ya arada, arada sırada bir sıkıntı ki, olur ama sürekli değil yani. Diyor, sürekli bir sıkıntı bir diyor kirayı var. diyor sen ver diyor. O diyor ben vermem. E, ben veririm ben çalışıyorum aylığım var. E annem diyor ki siz diyor bu evde iyi bir şey diyor. Bana yüklendir ben evimi ayırayım da herkesin yediği herkesin corap giyiyorum. Sen abi diyor Zeynep bir çamaşır yıkar diyor. Benim corabımı var diyor benim corabım. Olmuyor. Ben abi. zaten biz, evde bir dakika, e, var, zaman inceliklere girmeye zaman, gerek yok. Biz evimize e, ayırmaya karar verdik e, ama işte Sadece kira yani bunu işe sokamadım. Sizi var diye onlar atacak değilim herhalde evde? Ne? Sizi? Bir şey yok. Peki sen o zaman anneni al git. Efendim? O evden anneni alıp ayrıl. Abi ne de ki sen kızınla burada yaşadı. Annen sizinle olsun. Annem mi? Anneme sorun Esra abla. Anneme sorun bakayım ne diyor annem. Anne ben seni alıp gideyim o evden. Ben sen alıp gideyim, onları bırakalım. Niye? Ben evden niye gideyim? İşte abla, yani... Siz sizi... rahatlık arıyorsunuz, ben sizin peşinize niye gideyim? Bu kadar. Onlar Düzce'den ayrılamazlar kardeşim çünkü işi çalışıyor, orada. Kardeşim çalışıyor, Hep ben eve erzik. Zeynep ne yapıyor? giden torunum ha? var benim. Bir dakika, ben çalışıyorum ben da. ben getiriyorum da. eve. Söyle, huzuruna söyle. Oluyor, oluyor. Öyle ben oluyorum oluyor, değil mi? Öyle kardeşim öyle. hiçbir şeye eve Al anne bu ayda ben kirayı ben vereyim. Bu doğal gazı, elektriği, suyu ben ödüyorum. Yani kardeşim bir bak. Bir kere Muharrem, şey Muharrem ödedi. Çomaşır, su faturasını Muharrem ödedi, ödedi mesela. Hep ben yükleneyim bu evin. Buyurun. Muharrem. Bir dakika. Sen hep kardeşim kardeşim diyorsun. Eve aldığın ne senin? Eve mi? İkinizin ağzına uygunlar değil mi? Nasıl ikimizin? Kaç kere kira verdin? Anne o... Kaç öyle kere şey elektriği su verdin? Yal İki sefer. Bir seneyi ben geçti. Kasım'da bir seneyi geçti. Ama kardeş kardeş sokma ortaya. Aile durumunu bırak sen. Evin geçimini sağlayan gerçekte abisi mi? Ayrılırsan ayrılır. ayrılır. teyze evin geçimini sağlayan abisi mi? Yok ben. Ben yok, ben. 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 Sensin yok. emekli maaşında. Ben marşında. ben sor. Yok. Ben. Yalan konuşuyorsun. Bu öyle ağzı uygun bir şeyler alıp da gelip Zeynep'le beraber gece gündüz de tatlı değil. Emir. O zaman Pakize Hanım diğer oğlunu da karşılamıyor. Kirayı ben veririm. Edekleri suyu ben vereyim. Esra Hanım. Kirayı ben veriyorum, elektrik suyu ben veriyorum, doğal gazı Ver ben mevcut. veriyorum. ne zaman Her veriyorsun? şeyini ben görüyorum. Bu iki adam da yan gelip yatıyor, yani kendine mi yaşıyor? İki sefer, bir be. seneyi geçti o eve gelen ben. Hı hı, ah. İki sefer doğal gaz bilmem ne, elektrik su parası verdim. İki sefer diğer oğlunuzu ödedin mi Fakize Hanım? Gerisi para nerede? Fakize Hanım, diğer oğlunuzu ödedin mi iki defa kirayı? Efendim? Diğer oğlunuz da iki defa kira ödedi mi? Ya kira mira veren yok bana. Yani Hayır, şey. hayır, siz, ödüyorsanız, siz ödüyorsanız siz şey muhareme yükleniyorsanız o da hata anne olarak. Her ikisi de ödeyecekler o zaman. Anne biz evimizi ayırıyoruz. Ya ayırın biz oğlum ev ayıracak dediğine geldim tamam. buraya. Ha, ben Cuma'ta şey gerek yoktu ki ben ayrı yerde türlü... ayrılıyorsam bul evini ayrıl. Bakacağım kaç gün yaşayacağım. Yani, yani beraber yaşayalım diye mi yapıyorsun ben onu anlayamadım. Ya, Bakacağım ya, kaç gün yaşayabilirsin. Beraber yaşayalım günü diye anne söyledi söyledi. Yani sizin gelin kaynan aranızda kötü galiba. Ya aile içinde yaşamak zor oluyor yani. Tabii ki. E, Zor olduğu için yaşamak istemiyoruz aile içinde. Ya abla, Kalab kalabalık, diyeyim, abla. kalabalık abla, yani, kalabalık. şimdi üç oda... Aile, da, aile bak, içi kalabalık Hı? yani. Bak, abla, ablacığım şöyle... Ya da, ne kalabalık? Üç var. Evde beş kişi orada bir çocuk var yani. Ka Olmuş, hediye kalabalık abla, yeri. Olmuyor, Benim yani, için daha iyi. Ayrı ev tutmayalım diye söylüyoruz. Şimdi üç tane odamız var. Bu şimdi banyoya kalktığı zaman erkek olunca evin içinde, kardeşim olunca... Olmuyor yani, abla, ya olmuyor. Tabii ki eve üstüne olmaz ama ben de şunu anlamıyorum. Bu kadıncağız Kardeşimin iki tane bir... hani kocaman oğlunun çoluğuna, çocuğuna, karısına, her şeyine bakıp... E, ...o şikayet etmiyorken sizlerin yani abinin ve senin şikayet ediyor olmanız da bana garip geliyor. Şikayet etmem ne biliyor musun? Kardeşimin o eve destekle bulunursa ben zaten bu ay kirayı vermedim. Annemin doğal gazını, suyunu, elektriğini ödedim. Evinin yiyeceğini aldım. Ağzımıza uygun da Zeynep'i her türlü kıyafet alıyorum, yediriyorum, içiriyorum. Biz özel Yemelere de gidiyoruz. Sütlaç yiyoruz, pastaneye gidiyoruz. Facebook atıyorum. E, bakıyor ablam diyor ki o diyor bunlar diyor. E ben diyor niye... Ya ne kadar para bir dakika, Ben ne, niye bir e, şey yiyorsa, bir yumurta bir koli diyor. Atıyor zaten. Atıyorum, her şey atmıyorum Facebook'lara, bir şey paylaşmıyorum. Özel her şey ama ben evimi ayıracağım ablam. E Çıkır. peki bir şey soracağım. Sen de sütler çek yemeğe gittiğinde onun fotoğrafını paylaşma. Şimdi o da diyor ki bana nispet yapıyor. Yok yok. Yani yedirince yedirin, yani yedirin, yedirin, diyor yani Zeynep'e aldıraydıktan yedirince diyor ona sonra diyor. Oğlum bana bak sen Mesulü söz konusu yaptın ya. İster İstanbul'da kal, istersen nerede, benimle beraber benim evime gidemeyeceksin. Ya, Bu kadar. Evimi ayıracağım sana. Ev, ben evime gideceğim sizi. O da benim ayıracağım. evladım. Ay. Onun karısı var ki evde. Ya, Hayır, onun, Bir dakika. Onun karısı var ki evde. Onun hanımı var ki evde. Sen o evde yaşamadın mı? Bir dakika. Evladınsa evinin kirasını, bir şeyini üstlenmez sen var mı? ne Marketine. verdin? Sen de verdin sefer önce elektrik. sen de o ben evde erkek İki sefer diyor. elektrik doğalgaz gaz verdin. Ben, yok ben veriyorum hep veriyorum anne hep yardımcı olur. Hani sana. ihtiyacım da kalmıyor lan yani ben oluyor. iyi kötü idare ediyorum. Ya ben kardeşim çok kötülemek istemedim ama yapmıyor anne. E daha ne kaldı? Ne kaldı anne? Ha hani ben kazanıyorum kardeşim yer değercesine siz ikiniz yiyorsunuz kazandığınızı. Bu elektrik suyunda doğal kira benden çıkıyor. İki sefer verdin diyorum. Bu kadar milletin önünde beni böyle konuşturmana yazıklar olsun. Kardeşin hiç söz konusu yapma. Peki normal şartlar altında aslında aldığı maaşı da hani bir gider yoksa biriktiriyor olman lazım. Hani nereden maaşın kaç aydır çalışayım? He? Abla borçlarım var. Ha borçlarını ben ödüyorsun. Borçlar, banka borçlarım var abla. Hangini ödedin? <laughs> Sen bir kere aldım Şimdi diye evlendik. bu evgenlik, arada boşaltacak e, halim yok. bir şey söyleyeceğim eve bir bebek geliyor. Ha, haksız mı abla Yani gebelik sağlıklı sonuçlanırsa bir de bir çocuğunuz olacak sizin. Siz o çocuk sorumluluğunu alabilecek misiniz? Abla ben o, onda her, ben, ben onda ondan, ondan bir sıkıntı yok, sıkıntı yok abla. Ondan ben çocuğumu yok. da büyütürüm. Zeynep'le çocuğuna baktıktan sonra çocuğumuzu ya büyütürüm. Ya evimizi ayırdıktan sonra onda hiç bir sıkıntı yok. Biz her türlü <laughs> çocuk doğduğu zaman her türlü bakılır. Abla. Bakılır Şimdi yani. ilk koşul Bayram abi neydi? Muharrem'e varmasıydı. Muharrem'le olmasıydı. Muhallemi e, e, kavuştuktan sonra hiçbir şey önemli değildi. Nerede yaşadığı, ne yediği, ne içti. Muharrem'e kavuştu. O eve girdi. Şimdi mutlu olabilmesi için o evden çıkmaları gerekiyor değil mi? Evet, evet, evet. Siz tebessümle izliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bu bebek haberi mutlu etti mi sizi bir nebze de olsa? Onların adına sevindim tabii ki. Hı hı. İnşallah mutlu olurlar. İnşallah. Sık sık görüşüyor musunuz Zeynep'le telefonla? Görüşüyorum, evet. Ee, sesi nasıl geliyor? mutlu olduğu konusunda yani ya huzurlu musun? olmasak da ben her zaman <laughs> iyi, diyorum dayıma. Ya böyle çektireceğim millete. Ne yapacaksın? Öyle. Anne o evde olduğu için zırıcı öyle yani oluyor. Ev ev değil durma. O ev kira evi. Biz Zeynep'le aile evi açtık. Kirayı açın, çok, çeker çıkarsın. Buraya gel ilk geldiğimizde bizim aile evimiz ya çok, olsaydı hiçbir şey. Çok üstüme geliyorlar da şey... ev var, ben yine de susuyor, Çok üstüme geliyorlar evde. Evet, Ele üstüme geliyorlar ki. A ben yine de susuyorum. E, bütün dertlerimi tamam, içime attım tamam, yani atıyorum tamam, yani. Tamam. O, da evde bayağı tamam. bir... De, 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 Demek ki evlilik kolay deniyor. değilmiş. Yani kaçınca kavuşunca o. Oh. nikah Hayır, ayrı ayrı iş bitmiyor. Yaşamak, i̇ş ondan sonra, hani, sonra başlıyor. Ayrı içinde yaşıyoruz ya. Evet. Hani... Kal iki, i̇ki kişi değil yani keşke iki, iki, iki bir tek ikimiz yaşamış ya olsun. sana bayram ki, dayın söylemedi ki, mi? Ki, kavga Eve ettiğimizi esnafı, bak, kavga, hani, ettiğimizi biz, etmediğimizi ben kimse ben buna şey ki, hani, bilmesin. Ben bunu bir zamanda Aileme dedim büyümesin saygı olayım. Kendi ikimiz paylaşalım istiyorum. Kimse bilmesin istiyorum. Evdeki olanları bitenleri ailem yani. şey olunca buna baskı yapıyor. Olay bu. Biz evimizi ayırmak istiyoruz. Mahrem yarım buçuk tartıştığında... Yalandan tartışıyor mesela. Bunlar da gerçek zannediyor. Biz gerçekten kavga etmiyoruz Yalandan ki. Yalandan tartışma olur mu? Biz gerçekten etmiyoruz kavga Ne Yanımdan, kavgası peki o? Yani yarı buçuk böyle bir az bir şey bağırma yapıyoruz birbirimize. Ya yani birbirimize böyle aşırı bağırmıyoruz yani. Bir gerginlik oluyor aranızda. Ya hafiften bağırıyoruz. Çok daha hızlı bağırmıyoruz. Böyle gerginlik Sonra geri barışıyoruz. Bakıyorum. Yani bunlar zannediyor Kavgaların ki... Kavgaların biz... esas sebebi ne? Şahsi mi Yok. yoksa aile mevzuu mu? Kavgalarını sus diyorum. O takanaklarını hani bıktırma çok, diyorum Çok ailem, aşırı hani... kavga etmiyoruz yani. Bunlar aşırı kavga Mardin. ediyoruz zannediyor. Aşırı değil yani. Kavga sebepleri ne? Kavga sebepleri kendi aramızda. Kendi aramızda. Yani şahsi probleminiz. Şahsı, yani şahsı. kimse aramıza girmesin istiyoruz yani. Yarı buçuk böyle az bir şey böyle bağırma çağırma oluyor... ...sonra barışıyoruz. Yani, yani bir kıskançlık, kıskançlık durumu yani. var mı? Yok yok. Ben de kıskançlık yok abla. Kıskançlıkla alakası yok evde da. Evde yemekleri temizliği kim yapıyor Pakize Hanım? Efendim? Yemeği temizliği kim yapıyor evde? Sen mi yapıyorsun? Zeynep yapıyor. Ben gibi. kendim yapıyorum. Dört aydan beri yemek tamam. yani annem gösteriyor. Bunları anlatıyor, bana sormaya e, gerek yok. Evin temizliğini ben yapıyorum mesela. Bir ara Marem'le beraber yaptık. Öbür sefer ev, hani süpürgeye çekmeler falan filan öyle e, evin işini yapıyorum yani. Evin yem, temizliğini Zeynep yapıyor. Yemeğe gelince bayağıdır yaptırmıyorlardı. Bilmediği e, bir ara anneme bakıp, anneme görerek yapıyor. Bir ara yaptım, bayağıdır yaptırmıyorlardı. Sanki Parkiza ee, abla aslında, sizi o evde yaşamıyormuş gibi davranıyor. Ben biliyorum zaten yemek yapmasını da, fazla kim bayağıdır yaptırmıyorlar. Zeynep, fazla bilmiyorsun, fazla bilmiyorsun ama anneme bakıp da göster yani annemin gördüğü kadar yaptığını, of. ne yapıyorsun? Şu ya bir yemek ben yemekten anlıyorum, yani anla anlamıyorum zannetme ya sen niye öyle saçma sapan konuşuyorsun ya? Anlamıyorum zannetme, ben anlıyorum yemek yapmasını. Anlamıyorum zannediyor. Hani herkes diyor ya böyle ah mutlu sona erdiler, kavuştular birbirlerine. Asıl hikaye o nikahtan sonra başlıyor, asıl sorun ondan sonra ben başlıyor. Ben yemekten anladığım halde ben anlamıyorum zannediyor. Ben anlıyorum yemek yapmasını. Ama daha. bunu söyleyen Muharrem. İşte anlamıyorum ne de? zannediyor işte. Neyi? Neyi anlıyorsun? Ne? Yemek... Ya, Hangi yemeği yaptın kızım? Yapmadığımı... Her yaptığın yemek tenceresi yandı, her... Yani bir ya, kepçeyi göz önüne Süleyman bir demir kepçe. Yok, yıkarken kırılır zaten. mı? K Hayır Zamanı geldi. Kırıldı ya şimdi. Ya kendi işe bana. Onu ben bilerek Ya kendini iyi sorma. Ben idare edeceğim. Ben ne durdum bir tamam, anne, Sen idare edemiyorsun. Bir dakika Türkiye'nin huzurunda. Ben yapayım diye sen diye idare edemedin. Ya. Ben de seviyorum. Sen hangi yemekten ben anlıyorsun? Ben tamam aileye bakacağım tamam. Ben onun yaptığı yemeği yiyorsam, kardeşim yiyorsa, siz yemiyorsanız... ben yiyorum. Bitti. Yemeğin döktün. Maalesef benim yeme yemeğin beğeniyorum yemek konu değil, ben yapıyorum yemeğimi. Ayıldığı zaman yaparız. Ya ben bir kere pilavdır, patates ee, yeneyider. Var mı? Siz yemediniz, yemeyin tamam. Ben yedim, yedim. anne. Aha. Karımın yemeğini. Ya, ben bravo, yedim. Ama Maren yedi. Şimdi ee, size benim ee, bir sürprizim olacak. Size bir sürprizim olacak. O sürprizi getireceğim ama sizi şimdilik uğurluyorum. Tekrar görüşeceğiz, tamam mı? Buradan çıkabilir ya buradan. Esra abla, hadi buyurun. Bu yatak odam hani sözü var diye o yatak odamı yani. Size bir sürprizim olacak. Haydi. Tamam. Nereye? Nereye abla? Bu <laughs> Buradan gel. <laughs> Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni <laughs> çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.